Tezgahımın üzerinde güzel hazırlıklar var bugün gene. Eskilerden bir tarif. Paçalı yapacağım. Bunu sucukla da yapabilirsiniz. Kıymayla da. Kıymam var. Az bir kıymam var. Sarımsağım, yumurtam, sirkem, tuzum, toz biberim, karabiberim, yoğurt. Yoğurdun hepsini kullanmayacağım. Un. Malzemeleri bunlar. İlk köftemi yaparak başlıyorum. Köfteme de koyacaklarım. Yumurtanın akı koyulacak. Toz biberi, tuz, karabiber. Başka bir şey yok. Ufak ufak köfteler yapacağım. Aşama aşama da tüm yaptıklarımı sizlerle paylaşacağım. Lezzetli bir tarif geliyor. Kıymamı koydum. Yumurta akını koydum. Köftem için sarısını da içine koyacağım paçalının. Şöyle tuzunu veriyorum. Toz biber veriyorum. Ve karabiber. Tüm malzemeleri bu kadar. Yoğurup ufak ufak köfteler yapacağım. Şöyle köftemi güzelce yoğuruyorum. Malzemeleri karabiber, toz biber, tuz, yumurta hakkı. Başka bir şey yok. Köfteme çok az da galeta unu ekledim. Yumurta hakkını koyduğumuz zaman bayağı bir cıvık oldu. Köfteler toplanmayacağı için. Galeta ununla şöyle güzelce yoğuruyorum. Bayat ekmek de koyabilirsiniz. Köftemi yoğurdum. Buraya da tabağımı aldım. Ufak ufak köfteler yapacağım. Misket misket. Küçük küçük köfteler. Bir miktar sıvı yağ koydum. Köftelerimi de böyle yuvarlak yuvarlak yaptım ve yağın içine veriyorum. Köftelerim kızaracak. Toz biberini vereceğim. Suyunu vereceğim. Buraya da su koydum. Ilık bir su olması gerekiyor. Köftelerim kızardı. Şöyle toz biber veriyorum. Bunda salça kullanmıyoruz. Ve ılık su veriyorum. Bu su az. Az bir su daha ilave edeceğim. Yapmak istediğiniz kadar su miktarını azaltabilir, arttırabilirsiniz. Paçalımın tuzunu da verelim. Böyle 1,5 şeker kaşığı tuz. Kaynamaya bırakıyorum. Burada da terbiyesi için un, yoğurt, yumurta sarısı kullanacağım. Süzerek paçalının içine vereceğim. En son da sirke, sarımsağım burada soyacağım. En son onları ilave edeceğim. Paçalımın suyunu verdim.
kaynamaya başladığı zaman burada unum, yoğurdum, yumurtam var. Güzelce terbiyesini yapacağım. İçine katacağım. En son da sarımsakla sirkesini vereceğim. Kaçalının ununu koyuyorum. Geniş bir kapta eriteceğim. Yumurta sarısını veriyorum. Yoğurdunu katacağım. Yoğurdun hepsini kullanmıyorum. Şöyle bir kase yoğurttan yarısını kullanıyorum. Ve su ilavesi yapıp güzelce malzemeleri karıştıracağım. Terbiyesi olacak yemeğimi. Ben arıtıcıyı açıyorum. Şöyle suyunu da veriyorum. O göz kararı anlayacaksınız zaten ne kadar isteyip istemediğini. Bu kadar yeterli. Alıyorum. Ve masama geliyorum. Oturduğum yerden şöyle güzelce eritiyorum. Bir taraftan da videolarım açık. Sarımsaklı, sirkeli, adına yakışır bir paçalı. Süzerek katacağım. İçinde topaç kalmasını istemiyorum. Süzdürerek içine katacağım yemeği. Böyle eriteceğim. Gene de kalıyor içinde ister istemez. Sarımsaklarını soydum. Sirkesi. Bunları en son ilave edeceğim. Terbiyesini de yaptım. Şöyle süzgeçten süzerek katacağım. Paçalımın ununu verdim. Böyle biraz kaynatacağım. En son sarımsaklı sirkesini vereceğim. Yani bu da bir nevi bulamaç. Köfteli. Sirkeli, sarımsaklı, eskilerden güzel bir lezzet. Bunun aynısını sucukla da yapabilirsiniz. Yani köfte yapmayıp sucuk koyabilirsiniz. Pul biberi de kullanabilirsiniz. Benim toz biberim bayağı bir acı olduğu için pul biberi kullanmadım. Sarımsaklarımı da rendeliyorum. En son sarımsak ve sirke. Bir iki kaşık sirke. Sarımsaklarımı rendeledim. Şöyle de sirkesini veriyorum. Bir kaşık. İki kaşık da sirke. En son aşamada bunları veriyoruz. Paçalıyı da paçalı yapan bu sirke ile sarımsak lezzetini veren. Sarımsaklı sirkesini verdikten sonra bir iki kaşım şöyle sarımsak lezzetini versin diye kaynatıyorum.
Çok da kaynatmıyoruz. Üç dört dakika şöyle kaynadım, yeterli. Sarımsağın lezzeti kuvvetli, sirkenin de öyle. Kapatıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Açalım, olmuştur. Yemeğim oldu. Masaya getirdim. Şöyle tadımını yapacağım. Güzel bir paçalı oldu. Sarımsaklı, sirkeli, köfteli, terbiyeli, harika bir yemek. Şöyle ekmeğinizi banara giyebilirsiniz. Böyle kaşıkla. Koyu bir kıvamı olması gerekiyor. Biliyorsunuz, ben sizler için tadımını yapıyorum. Sıcak. Daha yeni pişti, hemen size çekiyorum. Harika. Süper lezzetli bir yemek olmuş. Bu köftelerin yerine sucuk da kullanabilirsiniz. Aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.